kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle benim için bir takım heyecan içeren bir video çekeceğiz. Biliyorsunuz ki bugün saçımı kestireceğim ve bunu kesildikten sonra en son halini kesinlikle Instagram'dan paylaşmayacağım. Böyle tanıdığım yakınlarıma falan filan dağıtmayacağım. Sadece YouTube'dan görmelerini istiyorum. Bu yüzden YouTube'a vlog çekmeyi düşündüm. Saçımın nasıl olacağına gelecek olursak, hiç bu kadar kısa kestirmedim. Omuzumun altında kullandığım bir model olmuştu. Yakışması ya da yakışmaması önemli değil. Sadece tek düşündüğüm şey, saçımı biliyorsunuz ki ben bağlamayı çok seviyorum. Açık hiç duramıyorum. Bunu düşünüyorum biraz ama artık ona da alışacağız. Yapacak bir şey yok. Şimdi kendime güzel bir kahvaltı hazırlayacağım. Sonrasında giyinip çıkacağız. Detayları yine sizinle paylaşacağım. Kızlar, minik kahvaltımız hazır. En sevdiğim şeylerden biri patates olduğu için hemen kendime patates haşlaması yaptım. Şimdi biraz atıştıracağım. Zaten böyle aşırı derecede bir yiyesim yok. Sonra kombin yapacağız. Yaptığım kombinleri falan göstereceğim size. Beraber makyaj yaparız. Sonra da çıkarız. Bu arada videomu izlerken kahvaltı yapan herkese de afiyet olsun. Merhaba, yine ben geldim. Saçlarımı yıkadım, topladım. Makyaj yapmak için bandanamı da taktım. Şimdi makyaj yapacağız. İlk önce oje süreceğim. Sürmeden önce hem size göstermek istiyorum kullandığım ürünleri, hem de bu mükemmel bayıldığım ojeyi hemen almanız için bir de YouTube videomda size detaylı olarak göstermek istiyorum. Bu yağ artık biliyorsunuz zaten her seferinde en memnun olduğum ürünler arasında sizlerle paylaşıyorum sürekli. Mixup'ın tırnak bakım yağı tırnakları güçlendirmeye ve sağlıklı uzamasına yarıyor. Çok beğeniyorum. Şimdi uygulamalar olarak da göstereceğim size. Bir de Merve Özcan'dan keşfettiğim bir oje var burada. Biliyorsunuz kendisini çok severim. Tek sevdiğim influencer diyebilirim. Şöyle numarası 47. O kadar güzel ki bunu da şimdi sizlere uygulamalı olarak göstereceğim ve sonra makyaj yapmaya geçeceğiz. Sonra da kombinimizi yapıp çıkacağız. Görüşürüz. Evet arkadaşlar, az önce videoyu izledim. Biraz kaymış tripoddan dolayı kamera sanırım. Bir de böyle göstermek istedim. Ellerime bakım yağını uyguladığım için biraz kızarmış ama gerçekte daha güzel duruyor diyebilirim. Ekim Links öne çıkartmalarımdan, biliyorsunuz ki ojeyi bulabilirsiniz. Bulamayanlar DM üzerinden bana yazabilirler. Biliyorsunuz ki hemen yardımcı olurum. Böyle bir de böyle göstermek istedim. Gayet güzel. Sanırım biraz lila alt tonlu bir oje. Bence bir şans verin, siz de deneyin derim. Şimdi makyaja geçelim hadi beraber. Evet kızlar, gördüğünüz gibi makyajımı tamamladım. Rimmel ağırlıklı bir makyaj yaptım. Zaten biliyorsunuz ki en sevdiğim şey rimmel sürmek. Böyle şimdi saçlarımı bir tarayayım. Sonra kombin yapalım ve artık yavaş yavaş çıkalım. Çünkü saat geliyor. Saçımı şöyle bir açayım.
Malum vedalaşacağız. Sanırım hala yaş. Taraması kolay olur. Tararken bir hızlandırmayı alacağım gene. Görüşürüz bakalım. Evet kızlar, hadi gelin beraber saçımı tarayalım. Hızlı çekimde tarayacağımı söylemiştim. Şöyle ilk baş sizinle yavaş yavaş normal çekimde tarayayım dedim. Sonuçta saçlarımla vedalaşacağım için istesem de tarayamayacağım artık saçımın alt kısımlarını. Öyle. Şimdi de biraz hızlı çekime geçelim hadi. Şu an o kadar saç salladığımın hiç farkında bile değilim gerçekten. Saçım bir yıla aynı boyuta gelir. Bir yıl yetecek kadar da saçımı savurmuşum zaten. Bu kadar yani. Olay budur. Şuna bak. Havalara bak bir. Taradığım yeterli sanırım. Ağır çekimde yaptım, hızlı çekimde yaptım, normalde konuştum. Şimdi kombinimi göstereceğim size. Hadi gelin beraber kombinime bakalım. Evet kızlar, kombinim bu şekilde. Bu gömleği hatırlayanlar olacaktır. Dün Instagram storylerimde üzerimde giyip Ekim alışverişlerimin içerisinde olduğu için sizlerle paylaşmıştım. İndirim var. Instagram @ZeynepBarker. Bu çantayı yeni aldım fakat henüz hiç kullanmadım. Böyle siyah klasik bir çanta. Bu kovboy botlarımı biliyorsunuz zaten Bambi'den almıştım. Çok memnunum. Böyle bir de deri tayt giyeceğim. Şimdi hemen giyip üzerimde gösteriyorum size aynada. Ama onun öncesinde bu gömleğe bir tane ütü var biliyorsunuz. O da popüler bir ürün. Size uygulamalı olarak göstermek istiyorum. Hazır sırası gelmişken beraber ütüleyelim. Sonra aynada göstereceğim size. O detayı unutmuşum. Evet arkadaşlar, bu şekilde astım. Size daha net gözükmesi açısından boş olan çamaşır kurutmalığına astım. Şimdi birlikte ütüleyeceğiz. Hadi başlayalım bakalım. Ütünün biraz başlamadan önce detaylarından bahsedeyim. Burası su haznesi. Şu kısımdan dolduruyorsunuz açıp. Buradan çalışıyor zaten şu kısımdan. Böyle gördüğünüz gibi. Bayağı da buharı falan var yani, böyle küçük olduğuna bakmayın. Şu kısım tüyleri falan topluyor. Hatta toplamış biraz gördüğünüz gibi. Böyle. Böyle dik ütülememiz daha iyi oluyormuş. Bozulmaması açısından ütünün. Genelde böyle ütülerseniz iyi olur. Şimdi birlikte bakalım. Bakın gördüğünüz gibi kırışıklıkları açıyor. Bana story'de paylaştığımda yazanlar olmuştu. Gösterir misiniz uygulamalı diye. Onlara da yardımcı olacaktır. Gayet açtığını düşünüyorum gördüğünüz gibi. Ve diğer ütü gibi işte ütü masasını getir, götür. Kadınların genelde hiç sevmediği işler. Ama bunda böyle bir dert yok. Kasabileceğiniz her yerde ütüleyebilirsiniz. Şöyle buralara da geçivereyim. Hatta bundan sonrasını hızlandırıyorum.
Evet arkadaşlar, ütüledim. Gördüğünüz gibi kış ışıkları açtı. Bence gayet iyi. Giyerken kolay ütüleniyor. Çıkarken işte vaktiniz olmadığında falan gayet bence güzel bir ürün. Evlinklerim içerisinde öne çıkartmalarımda bulabilirsiniz. Linkine güvenerek alabilirsiniz. Ben çok sevdim. Şimdi üzerimi giyeyim ve kuaför randevusuna geç kalacağım. Hemen hazırlanıp çıkalım. Evet kızlar, ben hazırım. Üzerimi giyindim. Size şöyle hemen biraz göstermek istiyorum. Bence gayet hoş oldu. Ben beğendim. Umarım siz de beğenirsiniz. Dediğim gibi linkleri bırakacağım size Instagram üzerinden. Bu kadar. En azından benim için değişiklik olacak. Heyecanlıyım. Anlamışsınızdır zaten heyecanlı olduğumu. Bu arada bu gömleğe o kadar çok bayıldım ki tam benim tarzımı yansıtıyor. Mutlaka almanız gereken bir parça. Şu an indirimde. Akşam linkini yine sizlerle paylaşıyor olacağım. Görüşürüz. Biz çıkıyoruz. Yine detayları her zamanki gibi sizlerle paylaşacağım. Öpüyorum. Evet arkadaşlar, sonunda çıkıyoruz. Selam kızlar, ben şu an kuaförden çıktım gördüğünüz gibi. Şu an bir kuş kadar hafif hissediyorum kendimi. Ben çok beğendim, hoşuma gitti. Şimdi aşırı acıktım. Alışveriş merkezine gidip sanırım hamburger yiyeceğim. Çünkü canım aşırı derecede hamburger çekiyor birkaç gündür. Böyle. Bu arada saçlarımı da aldım. Bunu bir yere bağış yapacağım. Biri Instagram'dan yazmıştı. Saçlarımı kestireceğim diye anket yaptığımda o hesaba kargoyla göndereceğim. Eve dönüş vakti. Evet kızlar, ben eve geldim ama bir markete uğradım. Şurayı gördüm ve çekmemeye kayıtsız kalamadım. O kadar güzel ki, bakar mısınız şu tonlamaya? Mükemmel ötesi. Şimdi eve geçeceğim. Ondan sonra videoyu editleyeceğim ve hemen sizlerle paylaşacağım. Çünkü şimdiden sormaya başladınız saçın nasıl oldu diye. Öyle. Görüşürüz. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Ben geldim. Giderken nasıldık? Şimdi nasıl? Ben bayıldım. Bundan sonra hep böyle bile kullanabilirim yani. O derece, öyle söyleyeyim size.
Selam kızlar. Videoyu kapatmaya geldim. Sizce de çok tatlı olmamış mı? Ben bayıldım. Bundan sonra saçımı sürekli kısa bile kullanabilirim diyebilirim. Gerçekten bayıldım. Ayrıca kuaförün emeğine de bayıldım. Bakar mısınız şu kesimin muazzamlığına? Ellerine sağlık diyorum. Kuaförü soranlar oldu aranızdan. Instagram storylerinde bırakacağım etiket olarak. Böyle. Bayıldık. Yorumlarınızı aşağıya bekliyorum. Olumlu, olumsuz. Her türlü yorumunuzu. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve videoya like atmayı, ayrıca yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim. Sizleri çok seviyorum. Elimden geldiğince böyle videolar çekmeye çalışacağım. Çünkü gerçekten çok sık video atıyorsunuz. Hatta bu video atıyorsunuz dedim. Çok sık mesaj atıyorsunuz. Daha sık video attı ama genelde evde olduğum için çok içerik üretemiyorum. Elimden geldiğince üreteceğim. Daha sık atmaya başlayacağım videoları. Böyle. O kısmı da kesmeyeceğim artık. Ne yapayım? Görüşürüz. Sonraki videomda görüşmek üzere. Sizleri çok ama çok ama çok ama çok seviyorum.